Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 10. sözden Nam-ı Diyarlı Haşir Risalesi'nden devam ediyoruz. Elhamdülillah. 10. sözde 9. hakikate gelmiştik. Hatta 9. hakikati neredeyse bitiriyorduk. Bir kazaya kurban gittik. Benim bir şeyi kontrol etmeyişim nedeniyle dersimiz erken kesildi. Bitiremedik. Olan da hayır vardır diyoruz. Demek ki bir ders daha işlemeliymişiz. 10. sözün 9. hakikatini. 9. hakikat bize ne anlatıyor dersek, işte o ilk cümlede bu sır saklı. Hemen okuyorum o ilk cümleyi. Bab-ı ihya ve imatedir. İsmi hayy-i kayyumun muhyi ve mümitin cilvesidir. Bir daha okuyayım. Bab-ı ihya ve imatedir. İsmi hayy-i kayyumun muhyi ve mümitin cilvesidir. Yani biz 9. hakikatte alışık olduğumuz gibi, yani hakikatler boyunca alıştığımız üzere varlığa bir perspektiften, hatta iki perspektiften, hatta o iki perspektifin beraber oluşturduğu varlık görüşünden bakıyoruz. Oradan hareketle Cenab-ı Hakk'ın bazı isimlerine ulaşıyoruz ve o marifet, o isimler bizi haşrin mutlaka olması gerektiğine, olmazsa olmazlığına götürüyor. 9. hakikatte de bunu bize bab-ı ihya ve imate kapısından girerek yapıyor. Kainattaki hayatlara ve ölümlere bakıyor. Gelişlere ve gidişlere bakıyor. Faniliği bir de bu pencereden seyrediyor. Ve oradan önce ismi hayy-i kayyum ulaşıyor. Oradan da muhyi, yani hayat veren Cenab-ı Hakk'ın hayat verici oluşuna ve mümite, Cenab-ı Hakk'ın öldüren oluşuna giderek bu isimler üzerinden Cenab-ı Hakk'ın iktiza etmesi, haşrı iktiza ettirmesi, Cenab-ı Hakk'ın marifetullahının bir de bu pencereden haşrı iktiza ettirmesine bak diyor bizi 9. hakikat. Lafı çok uzattım. Bismillah. Ondan evvel yine en baştaki, yani kaldığımız ayet yere dönmeden önce en baştaki ayetlere bir bakalım. Hangi güzel adımla bu yola düştüğümüzü bir hatırlayalım. Ondan sonra tekrar 9. hakikatin sonuna döneceğiz arkadaşlar. Hemen en başa gidiyorum sizi fazla bekletmeden, yıldırmadan, usandırmadan. Bugün de pek dilim dönmüyor. Çok hata yapabilirim. Kusuruma kalmazsınız. Evet, nereye gitmişiz ya? 8. söze gitmişiz, pardon. İşte 10. söz haşir bahsi, 2 ayeti kerime ile başlıyor. 1. ayetimiz Bismillahirrahmanirrahim. 2. ayetimiz ise Estağfirullah. Fenzur ila athari rahmetillahi keyfe yuhyil arza ba'de meftihe. İnne zalike le muhyil mevta ve hu ala kulli şeyin kadir ayeti. Bu ayeti kerime Rum suresinin 50. ayeti. Rum suresinin 50. ayeti. Söz basımında kısa bir mealini şu şekilde vermişler. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Bir daha okuyayım. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. İlk dersimizden itibaren hep şuna dikkat çektik. Bu ayeti kerimede haşrin olmazsa olmazlığına, yine öyle analım, olmazsa olmazlığına iki yönden bakıyor dedik. Bir, Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, iki kudreti. Rahmeti muktazi açısından açıklıyor, kudreti ise imkan açısından açıklıyor dedik. Yani bahara imkan veren kudret hayli hayli imkan verir ki bir tanecik tür olan insan da dirilsin. Çünkü baharda belki 10 değil, 100 değil, 1000 değil, 100.000 değil, milyon tür diriliyor tekrar.
onun yanında bir tane insan türünün dirilmesi nedir ki diye sorduk. Rahmet tarafına dönelim. Rahmet de diyor ki ya bu varlığı tekrar kışından baharına çağırmada, yokluğundan varlığına çağırmada, faniliğinden hayata çağırmada tekrar diyelim, ölümünden hayata çağırmada diyelim. Cenab-ı Hakk'ı mecbur edecek ne var? Hiçbir kuvvet onu mecbur edemez, boyun eğdiremez haşa. Borçlandıramaz ki Cenab-ı Hak bunu başka bir muktaziyle yapsın. Ancak onun rahmetinin kemali, cömertliği, sehaveti, keremi böyle bir şeye sevk ediyor diyelim. Cenab-ı Hak böyle bir yaratışta bulunuyor rahmetinden dolayı. İşte o rahmetliğine iktiza eder ki baharda bu kadar külliyetle tekrar dönüşleri yapan kudret, insanı da, kainatın kıymetlisini de, sanatlısını da, nazenini de, narinini de tekrar varlığa çağırsın. Yani Cenab-ı Hakk'ın insan kıymetlisi, numuneyi, ne diyorduk ona, misali musagarı, bir küçük numunesi varlığı, onu çağırması rahmetinin şanının gereğidir diye söyledik. Diğer taraftan da işte kudret bahsinde de dedik ki, kudreti de imkan verir. O zaman bu haşrı yaratacaktır dedik. Ama bunu dedik ama, biz mesela bunu düz kafamızdan söyledik. Meğer bu felsefenin içinde bir şeymiş. Neymiş? Hemen ona bir bakalım arkadaşlar. Kısacık bir ara veriyoruz. Şimdi Sanat Felsefesi diye bir kitaba başladım. Noel Carroll mu? Öyle mi okunur bu isim? Bilemiyorum. Onun bir giriş mesabesinde bir kitabı. Sanat Felsefesi'ne giriş mesabesinde bir kitabı. Burada 20. sayfada enteresan bir şey söylüyor. Gerek şart ve yeter şart diye bir şey. Bakın dilim dönmüyor. Söylemiştim bugün çok hata yapabilirim. Bismillah. Gerek şart ne ya? Gerek şart ve yeter şart diye bir şey varmış felsefede. Daha doğrusu çözümlemeci felsefede böyle bir şey varmış. Şimdi nasıl izah ediyor bunu? Şuradan itibaren bir parça okuyayım size. Ondan sonra da bu ayette bu gerek şart ve yeter şarta, gerek şart ve yeter şarta bakan yöne dikkat çekeyim. 19. sayfasından başlıyorum. Bu düşünceleri ortaya koymanın çok kullanışlı bir yolu var. Kitap boyunca kullanacağımız için bu aşamada açıklamakta yarar var. X, Y için gerek koşuldur demek, Y yalnızca X varsa var demektir. Birinin prenses olması ancak kadın olması halinde söz konusu olabilir. Yani kadın olmak, prenses olmak için yeter koşul değildir. Bak, yeter değildir. Ama gereklidir. Birinin prenses olması için önce kadın olması gerekir. Bir insan kadın olup prenses olmayabilir. Ama prenses olup kadın olmaması söz konusu değildir. Kadınlık prenseslik için gerek koşuldur. Ya da formüle etmek gerekirse Y ancak ve ancak kadın olursa prenses olabilir. Yani kadın olmayan prenses olamaz. Açık bir şey. Bu noktada Y kadındır koşulu, Y prensestir gerçeği için gerek koşul olup, yani bunun bir gereği, gerek koşul olup değiştirilemez bir gerekliliktir. Kadın olması prensesliğin gerek koşulu. Değiştirilemez bir gerekliliği. Devam ediyor. Ancak eğer Y kadınsa, o halde prensestir diyemeyiz. Kadınların çoğu prenses değildir. Kadın olmak, prenses olmak için yeter koşul değildir. Prensesliği sağlamak için kafi değildir. Başka bir şey daha gerekir. Olası bir aday olarak yeğenin kraliyet soyundan gelmesi ve bunun da söz konusu ülkenin kanunlarıyla belirlenmesi gerekir. O halde eğer yeğe kraliyet soyundan gelen bir kadınsa o zaman yeğe prensestir diyebiliriz. Yani önermenin öncül koşulu Y bir kadındır ve uygun kraliyet soyundan gelmektedir. Y prensestir şeklindeki sonuç koşulun gerçekliğini garanti eder. Bu örnekte kadın olmak ve kraliyet soyundan gelmenin her biri gerek koşulken, bak tek tekken, yani kadın olmak ve kraliyet soyundan gelmenin her biri gerek koşulken, tek tekken gerek koşul. Bu da lazım, bu da lazım. Böyle tek tekken gerek koşul. Olmazsa olmaz. Onlar olması lazım ki bunun olması lazım.
ama birlikte prenseslik için yeter koşulu sağlıyorlar. Bak, ikisi bir arada olmazsa tek tek o şeye sahip olan kişinin prenses olmasını sağlamıyorlar. Mesela kraliyet soyundan gelen erkekse prenses olamıyor. Kadın olmak da tek başına prenses olmayı sağlamıyor. İkisinin beraber olması lazım prenses olabilmek için. Tek tek gerek koşullar, kadın da gerek, kraliyet soyundan olmak da gerek. Ama bunlar bir araya geldiğinde prenseslik için yeter koşulu sağlıyorlar. Yani bu özelliklerin varsa yeter, sen prenses olursun. Bunu formüle ederek özetlemek gerekirse, Y ancak ve ancak bir Y kadınsa ve iki Y uygun kraliyet soyundan geliyorsa prensestir diyebiliriz. Filan filan burada bunu daha izah ediyor. Fazla açmayayım size. Yine de böyle bir kapağını göstereyim. Aklında kalmasını isteyen, not almak isteyen, okumak isteyen olursa kitap güzele benziyor. Daha ilk 100 sayfasını okudum ama enteresan bir kitap. Ayrıca kitabı da anlatacağım zaten. Öyle bir programa da başladık biliyorsunuz, fosforlu kalem diye. Okuduğum kitaplarda aldığım notları size aktarmaya çalışacağım onda da. İlk bölümünü de yaptım onun. Geç kaldım biraz yani. Epey kitap okudum aslında şimdiye kadar. Yapsam arşiv olmuştu. Maalesef. Neyse. Zararın neresinden dönsek kar. Oradan buraya tekrar dönelim ayet-i kerimeye. Bakınız. Burada da rahmet ve kudret tek tek gerek şart. Nasıl? Haşir yaratacak olan Allah'ın kudretinin olması lazım değil mi? Sonsuz kudretinin olması lazım. Bir. İki. Rahmetinin olması lazım. Başka bir şey, çünkü Allah olanı, ilah olanı başka bir şey mecbur edemez yaratmaya. Ancak o kereminden, rahmetinden, güzelliğinden, cemalinden yaratır yani. Başka bir gerekçe onu şey yapamaz, mecbur edemez. Şimdi bu ayet-i kerime sanki hem gerek şartları söylüyor hem de bütününde yeter şartı söylüyor. Cenab-ı Hakk'ın bir, kudretinin olması lazım yaratmak için. İki, rahmetinin olması lazım onu yaratmaya, tabiri caizse sevk etmek için. Rahmetinin olması lazım, kudretinin olması lazım. Ayet-i kerime ikisini de tek tek söylüyor ve ikisinin de var olduğunu söylüyor. Ne oldu? Haşir için yeter şart oluşmuş oldu. Tıpkı prenses örneğinde olduğu gibi. Kadın ve kraliyet ailesinden gelmesi gerekiyor. Burada da Rahman ve Kadir olması gerekiyor. İkisi de var. İkisini de bize ne gösteriyor? Bahar gösteriyor. Buradan işte oraya ben bir çıkarım yaptım. Size de aktarmak istedim. Faydalıysa ne ala, yoksa kafama atabilirsiniz. Evet, şimdi bu ayet-i kerimeden ayrılalım. Bahsimize tekrar dönelim. Evet, vaktimiz de var. Daha fazla zaman geçmemiş. Şöyle bir yerde kalmıştık. Paragrafı okuyayım, sonra asıl haşiyeyi konuşacağız. Hırful vaat ise hem zillet hem tezellüldür. Ya burası da böyle olmuyor. Biraz önden geleyim, elhasıldan geleyim ki bir bütünlük olsun yani. Elhasıl. Haşre mani hiçbir şey yoktur. Muktazi ise her şeydir. Evet. Mahşere acayip olan şu koca arzı, adi bir hayvan gibi imate ve ihya eden ve beşer ve hayvana hoş bir beşik, güzel bir gemi yapan ve güneşi onlara şu misafirhanede ışık verici ve ısındırıcı bir lamba eden, seyyaratı meleklerine tayyare yapan bir zatın, bu derece muhteşem ve sermedi rububiyeti ve bu derece muazzam ve muhit hakimiyeti elbette yalnız böyle geçici, devamsız, bir karar, ehemmiyetsiz, mütegayir, bekasız, nakıs, tekemmülsüz, umuru dünya üzerinde kurulmaz ve durmaz. Demek ona şayeste daimi, berkarar, zevalsiz, muhteşem bir diyar-ı ahar var. Başka baki bir memleketi vardır. Bizi onun için çalıştırır, oraya davet eder. Ve oraya nakledeceğine, zahirden hakikate geçen ve kurbu huzuruna müşerref olan bütün ervah-ı neyire ashabı ve bütün kulub-u münevvere aktabı, bütün ukul-u nuraniye erbabı şehadet ediyorlar ve bir mükafat ve mücazat ihzar ettiğini müttefikan haber veriyorlar
ve mükerreren pek kuvvetli vaat ve pek şiddetli tehdit eder, naklederler. Hulful vaat ise hem zillet hem tezellüldür. Hiçbir cihetle celali kutsiyetine yanaşamaz. Hulful vaat ise ya aftan ya acizden gelir, halbuki küfür cinayeti mutlakadır, affa kabil değil. Kadir-i mutlak ise acizden münezzeh ve mukaddestir. Şimdi burada haşiye açıldı. Üstad Hazretleri haşiyede yan bir bilgi verecek bize. Burası için, burayı anlamak için gerekli bir bilgi verecek. Nedir? Kafir neden cehenneme atılıyor? Sonsuz bir şekilde cehennemde cezalandırılıyor. Bunun cevabı ne için lazım? Bunun cevabı haşri doğru bir yere koymak için lazım. Yani kafirin ebediyen cezalandırılması gerektiğini anlamazsak, buna hak vermezsek, bize haşir bir açıdan, bir perspektiften ya niye böyle olsun ki diye gelebilir. Yani Üstad Hazretleri'nin öyle bir kafası var ki böyle cayır cayır yanıyor tabiri caizse. Yani hiç boşluk bırakmıyor bir mevzuda. Ben çok hoşuma giden bir yönüdür Risale-i Nur külliyatının. Hani diyorsun ki ya şuradan kaçılır mı, çarp bir şey açıyor orada Üstad, onu da kapatıyor. Aa şöyle olabilir mi diyorsun, çarp başka bir yerde bir şey daha açıyor, onu da kapatıyor. Yani kaçacak yer bırakmıyor tabiri caizse. Öyle bir kaleyle örüyor etrafını, duvarla örüyor etrafını. Burada da şimdi aklınıza gelebilir ki ya Cenab-ı Hak tamam hulful vaat de değildir, hulful vaat de değildir. Yani mükafatını vermekte de sözünü tutar, ceza vermekte de sözünü tutar da. Ya niye versin ki yani şimdi mesela işte cehenneme gidecek adamın ebediyen kalmasına ne gerek var? Biliyorsunuz İbni Teymiye gibi isimler bu mevzuda çukura yuvarlanmışlar. Mesela İbni Teymiye, Ebubekir Sıfır Hoca onunla ilgili sunumlarında bunu izah ediyor arkadaşlar. O seminerlere bakın. Cehennemin ebediyeti, ebedi olmadığını söylemiş mesela. Bak, işte çukur. Niye? Allah'ın rahmeti müsaade etmez diye belki. Hani böyle diyenler olmuş. Allah'ın rahmeti müsaade etmez ebediyen yakmaya falan. Niye? Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden bakma, bir de kafirin hak ettiğine bak sen. Üstad Hazretleri de burada bizi kafirin hak ettiği kısmına çağırıyor. Yani onun cehennemde ebediyen yanması lazım. Çünkü hak ediyor. Nereden hak ediyor? İşte oraya geldik. Geçen ders bunu konuşurken dersimiz kesilmişti. Haşiye. Evet, küfür mevcudatın kıymetini iskat ve manasızlıkla itham ettiğinden bütün kainata karşı bir tahkir ve mevcudat aynelerinde cilve-i esmayı inkar olduğundan bütün esmayı ilahiye karşı bir tezif ve mevcudatın vahdaniyetine olan şehadetlerini reddettiğinden bütün mahlukata karşı bir tekzip olduğundan istidad-ı insaniyi öyle ifsad eder ki salah ve hayrı kabule liyakati kalmaz, hem bir zulmü azimdir ki umum mahlukatın ve bütün esma-i ilahiyenin hukukuna bir tecavüzdür. İşte şu hukukun muhafazası affedersiniz ve nefsi kafir hayra kabiliyetsizliği küfrün ademi affını iktiza eder. İnne şirke le zulmün azim. Muhakkak ki şirk pek büyük bir zulümdür. Lokman suresinin 13. ayetiymiş bu. Yani ya da o ayetten bir ifade diyelim. Tam bilemiyorum onu. Lokman suresinin 13. ayeti. İnne şirke le zulmün azim. Muhakkak ki şirk pek büyük bir zulümdür. Şu manayı ifade eder. Metni bir kere okuduk baştan sona. Özetle bir şey aklımıza geldi. Nedir? Kafirin ebediyen cehennemde kalması lazım. Çünkü onun girdiği cürüm de ebedi. Ya nasıl olur? Kafir dediğin en fazla işte diyelim ki 100 sene yaşıyor olsun. Eski ümmetler daha da uzun ömürlüymüş. Diyelim 900 yıl yaşıyor olsun. Nuh Aleyhisselam zamanında mesela ömürler daha uzunmuş. 1000 yıl yaşamış olsun insanlar. Yine de diyorsun ki ya bir sınırı var. Onun sınırı var ama cürümünün sınırı ayrı bir şey. Neden? Çünkü cürüm mahlukata karşı yaptığın şeyle ilgili. Nasıl? İşte dönüyoruz tekrar metnimizin başına. Şimdi ince tefekkür etmeye çalışalım. Evet, küfür. Küfür ne demek? Allah'a şirk koşmak, inkar etmek, hakikati kapatmak, küfürün kelime manası örtmek demek.
Hakikati kapatmak da buna uyuyor. Yani varlığın bize söylediği, vahyin bize söylediği, sünnet-i Resulullah'ın bize haber verdiği o hakikati, o berrak şeyi kapatıp yanlışa yönelmek, hakikati parçalamak, bir tarafını görüp bir tarafını görmemek veya hiçbir tarafını görmemek gibi şeyler, bunların hepsi küfür. Ama ne anlamda? İtikadi anlamda. Elbette küfürün ne olduğunu, sınırlarını bizim itikat imamlarımız tespit etmişler. Yoksa her hakikati örtmek, her yalan, her inkar küfür mü? Değil. Onların sınırları var. Mesela Miraç hadisesiyle ilgili Ebu Bekir Sivil Hoca'dan dinlediğim için aklımda kalmış. İsra'yı inkar etmek küfür ama Miraç'ı inkar etmek bid'ah. Neden? Çünkü İsra Kur'an'da geçiyor kesin bir şekilde ama Miraç'la ilgili galiba hadis-i şerifler olduğundan dolayı sadece, yani öyle aklımda kalmış. Cenab-ı Hak yanlış söylüyorsam affetsin. Yani böyle bir bilgi veriyorum. Siz doğrusunu araştırın. Oradaki bilgilerin sınıfından, tasnifinden dolayı, geliş şeklinden dolayı mesela orada farklılıklar var. İlahir küfürün hükmünü o alanın ustaları, ihtisaslı sahipleri, üstadları verir. Yoksa her gelen onu kafir, bunu bilmem ne ilan etmemeli. Bundan sakınmak lazım arkadaşlar. Üstad Hazretleri de kendi mesleği ve meşrebince sarih küfrü bile görsem tevhile çalışırım diyor şu şualarda mesela. O hata savap cetvelinde galiba. Hani sarih küfrü görsem tevhile çalışırım diyor. Yani mümkün olduğunca tekfir etmemeye gayret ederim diyor. Ama adam illa ben kafirim de diyorsa yapacak bir şey yok. Mesela işte Mustafa Öztürk'ün durumu gibi adam diyor Kur'an'a Peygamber Efendimiz'in sözü diyor, şimdi bu adama kafir demeyeceğine ne diyeceğim? Yine biz demeyelim, hani belki dönüp gelir mi soru işareti. Gene onu ustaları desin, üstadları desin, alanın ilgilileri desin neyin küfür olduğunu tayin etsinler, tespit etsinler. Ama biz de bunun tehlikeli bir alan olduğunu bilelim. Kur'an'a beşer sözü demenin, Allah'ın vahyinden ötede görmenin hem lafız olarak hem mane olarak insanı dinden çıkardığını bilelim. Kişileri tekfir etmek bizim alanımız değil. O artık o işin sorumlularına ait, ustalarına ait, üstadlarına ait bir alan. Cenab-ı Hak onlardan razı olsun, eksikliklerini göstermesin. Bir dinin sınırları olmazsa din diye bir şey kalmaz. İçerisi olmayanın dışarısı da olmaz. Dışarısı olmayanın içerisi de olmaz. Bu tekfir alanı niye var dinde? İşte dinin içi dışı belli olsun, çerçevesi belli olsun, bunun için var. Şimdi Daesh bunu suistimal ediyor. Vehhabiler bunu suistimal ediyor. Falancılar, filancılar bunu suistimal ediyor. Da o işin fonksiyonu yine de ortadan kalkmıyor ki. Tekfirin bir fonksiyonu var ve bu fonksiyonu Ehl-i Sünnet vel Cemaat ulemamız, Allah hepsinden razı olsun, hepsinin şefaatine bizleri nail eylesin, İstikametini göstermişler. Nasıl yapılacağını, ne alanda kullanılması gerektiğini yüzyıllar boyunca ifade etmişler, buyurmuşlar, söylemişler. Şimdi 2-3 kişi yanlış yapıyor diye, 3-5 kişi yanlış yapıyor diye tekfiri kaldıralım olmaz. Tekfir lazım. Lazım ki yapılmış. Nasıl ki 2-3 tane düzmece doktor çıkıyor diye doktorluk müessesesi ortadan kalkmıyor. Veya 2-3 tane düzmece başka bir meslek erbabı çıkıyor. Düzmece bal var mesela. Sahte bal. Adam sahte bal yapmış. Neyle yapmış bilmiyorum ama karıştırmış bir şeyleri, sahte bal yapmış. Şimdi sahte bal diye gerçek balı bırakalım mı yani? Tüketmeyelim mi artık? Olmaz öyle bir şey. Bir şeyin sahtesi gerçeğini fonksiyon dışı bırakmaz. O kendisi üzerinden tanımlanır. Ama dikkatli olmak gerekir tabii. Bunu da böyle araya sıkıştırmış olduk. Şimdi tekrar dönelim. Evet, küfür mevcudatın, yani varlıkların, vücutluların kıymetini iskat, sükut ettirmek, düşürmek. Düşürme, mesela sükut etti dediğimizde biz susmayı da katıyoruz işin içine ama aslında sükut düşürme demek. Mevcudatın kıymetini iskat ve manasızlıkla itham ettiğinden. Bak, sen ne diyordun mesela? Sen diyorum ama arkadaşlar kusuruma bakmayın, dilim böyle alışmış. Sizin de bilgisi yok, söz meclisten dışarı. O adamlar diyorlar ki adamın kendi seçimi ya diyor. Günahı da kendine, sevabı da kendine. Mi? Bunu sen söylüyorsun. Acaba Cenab-ı Hakk'ın katında bu iş öyle mi?
veya hakikatiyle yüzleştiğimizde o işin bir yerlere gönderme yapılmış olmuyor mu? Adam diyor ki bunların hepsi tesadüf eseri, manasız, sanatsız, ateistin söylemesi gereken bu yani. Kendisiyle tutarlı olmak için söylemesi gereken bu. Bütün bu varlık amaçsız, bütün bu varlık tesadüf eseri, bütün bu her şey ihtimallere bağlı demesi lazım. Ve değersiz demesi lazım bunlarla bağlı olarak. Manasızsa değersiz değil mi? Aynı zamanda da değersiz olması lazım. Şimdi sen bunları söylediğin zaman bunların bir muhatabı var. Canlı olsun, cansız olsun. Muhatabı var mı? Var. Sen dedin ki onlar tesadüfen oluştu, bunlar kendiliğinden oldu, bunların hiçbir amacı yok, şunlar manasız. Ahiret mi ya, boş ver. İşte ya namaz mı ya, ne namazı, ya ne ibadeti. Bak, bunları hep söylediğin zaman bunların muhatapları var varlıkta. Ve onların da cevap hakkı doğuyor değil mi? Programlarda, açık oturumlarda sık sık rastlarsınız. Birisi hakkında bir şey geçer, bir iddia dile getirilir veya bir suçlama yapılır. Hemen programcı der ki araya girer. İşte burada filanca isme suçlama yapıldı. Şimdi ona cevap hakkı doğdu. Canlı yayına bağlanırsa onu da yayına alırız. Cevabını verebilir diye canlı yayına alırlar. O da adam da cevabı varsa söyler mesela. Cevap hakkı diye bir şey. Açık oturumlardan biliyoruz. Ya bu kainatın, bu varlığın bu adama bir cevap hakkı yok mu? Veya şöyle söyleyelim. O kadar değerden düşürdün, hakaret ettin. Bunları hakaret ettin çünkü. Manasız dedin. Her birisi Cenab-ı Hakk'ın bir mektubuydu. Mektubat-ı Samedaniye'ydi. Sana büyük ayetlerden, delillerden haber veriyordu her biri. Büyük hakikatler söylüyordu. Hepsini sen ya boş bunlar dedin. Şimdi onların sana bir şekva etme, senden Rablerine şikayette bulunma hakları yok mu? Cansız da olsa var. Çünkü o cansız da olsa onun sahibi Allah. Allah onun hukukunu korumaz mı? Yani mesela senin bir hayvanın olsa, hayvanla birisi tekme atsa yolda, köpek bir şey demese bile, kedi bir şey demese bile sen dersin yani sahibi olarak, celallenirsin, lan ne yapıyorsun? Niye vuruyorsun hayvana? Hayvan sana bir şey mi yaptı günahsız? Ağzı yok, dili yok dersin. Celallenirsin değil mi? Yahu sen celalleniyorsun bir köpeğin, bir kedin için. Cenab-ı Hakk'ın hakkı yok mu yani bu değerli mahlukatı için? Yoktan varlığa getirmiş. Sen anca almışsın, beslemişsin yani. 3 gün, 5 gün yemeğini vermişsin, benim demişsin. Cenab-ı Hak yokluktan varlığa çıkarmış, 1001 sanatla yaratmış, 1001 mesaj yüklemiş. Yani onun hakkı yok mu yani? Ya bunlara sen ne ayaksın yani, ne diyorsun sen bunlara? Ayıp değil mi senin bu yaptığın, bunun bir müeyyidesi olur demez mi? Dememeli mi? Yani bunu bir düşünmek lazım ya. Adalet, hepimizde asgari bir ölçüsü var. Bu bizim yaptığımız adaletsizlik. Cenab-ı Hakk'ın 1001 mesaj yüklediği şeylere siz boşsunuz, anlamsızsınız, saçmasınız, bilmem susunuz, busunuz demek adamların değerini düşürmek, adamların, nesnelerin, canlıların neyse ya değerini düşürmek. Bir de itham, manasızlıkla itham ediyorsun. İftira var bu işin içinde. İftira suçunun bir cezası var. Modern hukukta bile var. Ya, hukukullah'ta yok mu? Hukuku ibadda yok mu? Yani mutlaka olması lazım. Bak hani düşününce ya olması lazım diyorsun. Bunun da bir mesuliyeti var çünkü. Evet sen Allah'a bir zarar veremiyorsun küfrünle. Ama varlığın sana karşı bir görevi var. Senin de o göreve karşı yaptığın bir terbiyesizlik var. Mevcudatın kıymetini iskat ve manasızlıkla itham ettiğinden Allah'ın eşyasını, sanatını, eserlerini değersizleştirdiğinden bütün kainata karşı bir tahkir, bak hakaret ve mevcudat aynelerinde, varlık aynalarında cilve-i esma-i inkar olduğundan Cenab-ı Hakk'ın isimleri, sıfatları, şuunatı onlarda tecelli ediyordu, inkar ettin. Ne oldu bu? Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'a da bir suçlama oldu. Bunlarda öyle bir şey yok. Allah var diyor, sen yok diyorsun. Bir yerde Üstad Hazretleri yalan için ne diyor? Kudret-i ilahiyeye iftiradır diyor. Cenab-ı Hak öyle yaratmamış, sen öyledir diyorsun mesela, yalan.
Ya işte Ahmet'in 3 tane kulağı var. Yalan. Cenab-ı Hak 2 kulakla yaratmış beni. Kudret-i ilahi iftira ettin çünkü o öyle yaratmamıştı. İnkarda bunun dibi var yani. Cenab-ı Hak bütün varlığı yaratmış Esma-ül Hüsna'sıyla, sıfatlarıyla, şuunatıyla, şenlendirmiş mesajlarla yüklemiş. Sen diyorsun ki öyle bir şey yok. Yani esması bunlarda bir şey gözükmüyor falan filan. Bunlar öyle bir şeyler değil bunlar diyorsun. O yaptın diyor, sen yapmadın diyorsun. Şimdi bu da bir itham değil mi? Ya bak, varlığa yaptığın itham sonsuz. Varlığın sayısı kaç? 1, 2, 3, 4. Yani pösteki sayan deli mesele gibi olmasın. Hani şeylerde, tımarhanelerde, ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde diyelim yeni tabirle. Bir adamın akıllanıp akıllanmadığını şey yaparlarmış, önüne bir post atarlarmış. Sayarsan seni salarım derlermiş. Saymaya çalışırsa, yo bunun daha zamanı gelmedi derlermiş. Ama saymazsa, ya bu sayılır mı falan dersen, bu işte aklı melekesi çalışmaya başladı falan diye yorarlarmış. Pösteki sayan deli tabiri oradan geliyor yani. Bizimki de o hesap şimdi. Varlığı saymaya kalkmayalım, biz de almasınlar içeriye ama... Ya sayılmaz zaten. Şimdi bak, ithamda bulundukların sonsuz oldu değil mi? Ne kadar şey var varlıkta. Galaksi, en uzak galaksiden tut, en yakınımızdaki zerreye kadar. Sonsuz. Başka bir ifade bulamıyoruz onu ifade etmek için. Sonsuz. Bir de üstelik tek tek de değil sadece bu ilişkiler. Onların bütünlükleri de var kendi aralarında oluşturduğu. Senin inkarın hem tek tek varlığa gidiyor, hem bütünlüklerine de gidiyor. Şimdi mesela sen hücrenin anlamını inkar ettiğin gibi o hücreyi oluşturan atomların anlamını da inkar ediyorsun. Bak, tek atomu değil yani, atomun birleşik oluşturduğu hücreyi de inkar ettin. O hücrenin oluşturduğu insanın da anlamını inkar ettin. O insanlar topluluğunun anlamını da inkar ettin. Onlara gönderilen dinin anlamını da inkar ettin. Bak, kat 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 çarpılıyor birbiriyle. Sonsuz. Senin sonsuz ceza alman bir, varlık sonsuz olduğu için senin işlediğin cürmün, inkarın, küfrün sonsuza bakan sonuçları olduğu için bir, senin sonsuz ceza alman adalet, çünkü senden şikayetçi olanlar sonsuz. İki, onlarda yansıyan esma-i ilahiye zaten sonsuz. Sonsuz bir Allah'ın sonsuz isimleri onlar. E onları da inkar ettin. Hadi bakalım, ikinci bir sonsuzluk daha senden davacı. Yani cehennemde bir sonsuzluk var ama sen aslında iki, belki daha fazla sonsuzluğu kendinden davacı etmiş durumdasın zaten. Mevcudat aynelerinde cilve-i esma-i inkar olduğundan bütün esma-i ilahiye karşı bir tezif, onları zayıf bulma, onları böyle küçük görme ve mevcudatın vahdaniyetine olan şehadetlerini reddettiğinden. Bütün varlık Cenab-ı Hakk'ın birliğini ilan ediyor. Allah birdir, sahibimizdir, muinimizdir, yaratıcımızdır. Bütün varlık bunu söylüyor içindeki ilişkilerle, beraber olamayışlarıyla. Hep örnek veriyorum, evrenin başında bazı sabiteler var. Onlar öyle olmasa dünyada şu anda canlılık olmazmış. O rakam olması lazım ki şimdi canlılık oluşabilsin. Bu bütünlük, bir birlik. Evrenin en sonu en başıyla bağlı. Bir elmaya ne gerekir? Aynı bu kadar kainat gerekir işte. Bu kainat olmalı ki o kainatın içinde Samanyolu galaksisi olsun, o Samanyolu galaksisinin içinde güneş sistemi olsun, güneş sisteminin içinde dünya diye bir gezegen olsun, o dünya gezegenin üstünde elma ağacı olsun, elma ağacında da elma olsun. Yani bütün o evren birbiriyle ilgili zaten. Tam da burada olmamız, tam da bu şekilde olmamız, tam da her şeyin aynı bu şekilde olmasıyla mümkün. Yani bir şey yaratamayan hiçbir şey yaratamaz. Daha önce geçti o cümle. Hakikatlerin birisinde. Evet bak, 8. hakikatin haşiyesinde, diyor pardon, 7. hakikatin haşiyesi ama 8. hakikatin altına da uzamış metnin bir kısmı. Orada ne diyordu üstad? Evet, nasıl ki bir elmayı halk edecek
Elbette dünyada bütün elmaları halk etmeye ve koca baharı icat etmeye muktedir olmak gerektir. Baharı icat etmeyen bir elmayı icat edemez. Bağlantılı çünkü aynı düzenin parçaları bunlar. Zira o elma o tezgahta dokunuyor. Bir elmayı icat eden bir baharı icat edebilir. Bir elma bir ağacın, belki bir bahçenin, belki bir kainatın misali musaggarıdır. Bir elma bir kainatın misali musaggarı. O elmayı incelersen kainata dair fikir sahibi olabilirsin. Bilim adamları şimdi ne yapıyorlar? Bir canlı bulmaya çalışıyorlar gezegenlerde, hangi bir gezegende. Fosil olsun, kalıntı olsun. Oradan nereye varacak? O gezegende hangi koşullarda bu yaşam oluşmuş? Numunelik var çünkü hayatta. Hani o sistemin neye dair olduğunu anlatıyor size hayat. Bir elmayı icat eden bir baharı icat edebilir. Bir elma bir ağacın, belki bir bahçenin, belki bir kainatın misali musaggarıdır. Hem sanat itibariyle koca ağacın bütün tarihi hayatını taşıyan elmanın çekirdeği itibariyle öyle bir harikayı sanattır ki onu öylece icat eden hiçbir şeyden aciz kalmaz. Öyle de bugünü halk eden kıyamet gününü halk edebilir ve baharı icat edecek, haşrin icadına muktedir bir zat olabilir. Zamanı mazinin bütün alemlerini zamanın şeridine kemal-i hikmet ve intizamla takıp gösteren, elbette istikbal şeridine dahi başka kainatı takıp gösterebilir ve gösterecektir. Bir zorluğu yok ki bunun. Kaç sözlerde, bilhassa 22. sözde gayet kat'i ispat etmişizdir ki, bak geldik o cümleye, her şeyi yapamayan hiçbir şeyi yapamaz. Her şeyi yapamayan hiçbir şeyi yapamaz. Her şeyi yapamayan hiçbir şeyi yapamaz. Ve bir tek şeyi halk eden her şeyi yapabilir. Diyor, devam ediyor. Orayı daha okumayalım. Geri dönelim metnimize. Şimdi geldik mi o şeye, o birbirinden kopmaz, ayrılmaz, girift, her şeyin birbiriyle ilgili bağlı olduğu şeye geldik. Bugün kuantum fiziğinde de diyorlar ki, aslında varlık dediğimiz şey aslında bir ilgiler yumağı. Göreler, onunla birlikte bunlar, mukarenetler ilişkisi yumağı. Neye dayanarak söylüyorum bunu? Her şey göründüğü gibi değildir diye bir kitap var. Galiba Her Şey Göründüğü Gibi Değildir ismi. Can Yayınları'ndan çıkan. İtalyan bir profesöründü galiba, yanlış hatırlamıyorsam. O kitabın sonunda aynen bunu söylüyorlar arkadaşlar, ama daha bir teori düzeyinde olarak varlığın bir ilgiler yumağı olduğunu söylüyorlar. Sadece ilgiler var aslında diyorlar. Fizik temelde buna gidecek diyorlar. Ona göre o, buna göre şu, şuna göre o. Hani böyle bir bağlar yumağı var ve o bağlar olmadan o şey de var olamıyor gibisinden, ama atom altı düzeyi açıklamak için böyle bir şeye gitmişler arkadaşlar. Şimdi o kitap elimde olsaydı oradan okurdum ama kafamda da çok kalmadı. Yani böyle size aktaracak kadar toparlayamam o işi. Yapamayacağım. Ama kitabı görenler, alanlar olursa o son kısmına baksınlar, o ilgiler yumağı olarak tarifine. Bakın onlar da diyorlar yani. Modern bilim de o noktaya gidiyor. Bir şey her şeyle var diyor. Hiçbir şey tek başına değil. Evet. O zaman bir şeyi bile inkar etsen aslında her şeyi inkar etmiş oluyorsun. Çünkü bir şey her şeyle. Bütün mahlukata karşı bir tekzip olduğundan, mevcudatın vahdaniyeti olan şehadetlerini reddettiğinden, bütün mahlukata karşı bir tekzip olduğundan, istidad-ı insaniyi öyle ifsad eder ki, istidad-ı insani, insanın kabiliyetlerini, istidatlarını, ruha konmuş özelliklerini, yeteneklerini, hayra potansiyelini diyelim, öyle ifsad eder ki, öyle fesat eder, öyle bozar, öyle yıkar ki salah ve hayrı kabule liyakati kalmaz. Salah ve hayrı kabule liyakati kalmaz. Salah ne demekmiş? Muhammed Salah'tan aklımıza gelsin. Liverpool'un golcüsü. Düzelme demekmiş salah. Buradaki manası düzelme demek, ama farklı manaları da var galiba. Hayır demek, yardım demek falan, böyle manaları da var diye biliyorum. Düzelme ve hayrı kabule liyakati kalmaz diyor. Neden böyle söyledi?
Ya bir adam kafir olduktan sonra niye hayra kabiliyeti kalmıyor? Normalde biz o adamı birçok hayır içinde görebiliyoruz. İşte hayır işi yapıyor. Teknoloji keşfiyatında bulunuyor mesela, kafir de olsa teknoloji bulabiliyor. Siyaseten doğru şeyler seçebiliyor, yapabiliyor veya kişisel hayatında doğru seçimlerde bulabiliyor. Biz neden kafirin hayıra kabiliyeti kalmadığını, düzelmeye kabiliyeti kalmadığını, sonsuz bir şekilde cehennemin ancak ona ceza olabileceğini söylüyoruz. Arkadaşlar, bizim hatamız şurada. Biz iki daireyi birbiriyle karıştırıyoruz. Daireyi muamelat ve daireyi itikat. Bunlar iki ayrı daire. Daireyi muamelat ne? Muamelat ne? Yine dilim dönmedi. Daireyi muamelat ne? İşte muamelat. Muamelat ne? İşte bu sebepler dairesindeki bizim işlerimiz. Tarlayı ekiyoruz ürün almak için. İşte çalışıyoruz maaş almak için. Ama geri dönüp daire-i itikatta ne diyoruz? Bunların hepsini yaratan Allah'tır. Çünkü yokluktan varlığa çıkmak ancak bu bizi bu varlığa eriştirdi, bu varlığa ulaştırdı. Bir elmayı toprak yaratıyor olamaz. Elmada toprağı aşan sanat var. Toprak cansız, elma canlı. Mesela en başta. İtikada gittiğimizde asıl yaratıcının Allah olduğunu biliyoruz ama daire-i muamelatta ne yapıyoruz? Sebeplere bağladığı için Allah, onun duasını öyle kabul ettiği için Allah, bu bir fiili duadır yani, çalışmak da bir fiili duadır. Öyle bir şekilde bize yol gösterdiği için Allah, öyle yapıyoruz. Ama biliyoruz ki bir mümin olarak yaratan Allah'tır. İşte salah ve hayrı kabule liyakat meselesi daire-i itikat için geçerli. Yani daire-i itikatta o adam artık düzelmez. Çünkü işte yanlış tanımların üzerine oturtturmuş varlık algısını. Adam elmayı ağaç yaratıyor diyor mesela. Ağacı toprak yaratıyor diyor. Şimdi bu adamı nasıl düzelteceksin? Anlatıyorsun, anlatıyorsun, yok. Bak aklıma geldi şimdi. Bir zamanlar bir Sabit Dayı diye bir akrabamız var. Evrime inanıyor bu. Şimdi amcaoğluyla da biz anlatıyoruz buna. Mümkün değil dayı, işte şöyle böyle, insan şöyle, maymun şöyle falan filan anlatıyoruz ama daha küçüğüz biz de. Herhalde ortaokul son lise falan, öyle bir şeyiz. Yok dedi, insan işte şöyle, o da hani iyi bir insan ama şey diye inanıyor. Yani insan da diğer canlılar gibi, İşte bitkiler gibi yerden bitmiştir diyor, ilk insan böyle topraktan çıkmış falan, öyle bir şeye kapılmış, kim öğretmişse. Şimdi en son anlattık, yok ikna olmadı bir türlü. Amcaoğlu bizim şey dedi, Turan benim emsalim olan, dedi Sabit Dayı dedi, ben dedi inanmıyorum evrime böyle bir şeyin olduğunu ama dedi, eğer dedi böyle bir şey olsaydı sen kesin dedi hıyardan gelmiş olursun. Yani o kadar inat ediyor ki olmaz, mümkün değil falan diye. Yani bunun gibi hayra kabiliyetsizliği çok, çünkü yok itikat dairesinde artık onu hayra yormuyor o. Mühürlenme şeyi var ya, onun gibi yani, öyle bir tanımlara iman etmiş ki o tanımlara ilişemiyorsunuz. O temele ilişemiyorsunuz. O şirk temelini yıkamadığınız için kafasında, gönlünde cezası da onun ebedi oluyor. O değişmeyen tanımlarından ötürü. Ha, elbette mahşer günü hepsi anlayacak ki Hak Teala'nın yaratıcılığını takdir edecekler, kabul edecekler, inkarlarının boş olduğunu anlayacaklar ama dünyada yaptıkları cürümler, inkarlar, gönderdikleri öteki tarafa artık sonucu değiştirmeyecek yani. Demek burada hayrı, iyiliği daire-i muamelatta değil, daire-i itikatta düşünmek lazım. Adam ateist, aktivist mesela, gidiyor Filistin haklarını savunuyor. Bizimkiler diyor ki ya adam işte ne kadar iyi bir adam, ateist ama işte şöyle böyle. Allah bunu cehenneme mi atacak? Ya adam Allah'ı inkar ediyor. Allah onu cehenneme atmasın, ne yapsın? Hani Filistin'i savundu diye Filistin kıyamet günü Allah kainatı yerle bir ettiğinde ne Filistin kalır, ne
Türkiye kalır ne başka yer kalır. Yani bizim için önemli olan bir şeyler var. Elbette Cenab-ı Hak oraya manevi değer de vermiş ama yani sonuçta orası bir şey. Toprak parçası, bir coğrafya. Cenab-ı Hak kendisine inanılmasını onlardan daha değerli kılmış. Neyin değerli olup değerli olmadığını Cenab-ı Hak belirler. Biz belirleyemeyiz. Biz kendi dünyamızda bir şeylere değer biçiyoruz. Ondan sonra da sanki cennet cehennem bizim mülkümüz, yerleştiren bizmişiz gibi şeyler yapıyoruz. Ya Einstein ampul diye bir şey bulmuş, ya şimdi Allah bunu cehenneme mi atacak? Yani Cenab-ı Hak için ampulün ne ehemmiyeti var? Cenab-ı Hak nur isminin sahibi. Güneşi yaratmış, bak güneşten kaç bin kat büyük yıldızları yaratmış. E sen diyorsun ki ya ampulü yaratanı nasıl cehenneme atarsın sen? Yani ne yaptı Cenab-ı Hak, olmayan bir şey mi verdi haşa? Cenab-ı Hak'ın bir müşkülünü mü çözdü haşa? Hani yapamıyordu Cenab-ı Hak. Hay karanlığı da sen aydınlattın mı diyecek Cenab-ı Hak haşa, sümme haşa, tövbe haşa. E, o zaman o bizim için önemli olan bir şey. Cenab-ı Hak ona değer vermek zorunda değil. Öyle bir zaruriyet ilişkisi yok ki Cenab-ı Hak onunla onu cehennemden çıkarsın. Ama şu olabilir, cehennemdeki azabını yine hikmeti gereği, dünyadaki o muamelattaki hayrından dolayı azaltabilir. Dilerse yapar onu, dilemezse yine yapmaz ama dilerse yapar. Bu olabilir ama onun dışında ya cennete gitsin, onu yapmış cennete gitsin, bunu yapmış cennete gitsin, imansızken bile gitsin. Öyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. Orada sınırları işte doğru çizmek lazım ki dinin içi dışı belli olsun. Neresi içi, neresi dışı. İçi olmayanın dışı olmaz, dışı olmayanın içi olmaz. Salah ve hayrı kabule liyakatı kalmaz. Çünkü salah ve hayrı niyet götürüyor bizi zaten onlara. Neyi ne için yapıyorsun? Neyi ne için kolluyorsun, gözetiyorsun, bağışlıyorsun? Asıl odur onu sonsuza adayan. Anlamıdır varlığın üstünde durduğu. Adam fakire, ya da şöyle söyleyeyim, adam mesela bir canlıyı kurtarıyor. E niçin kullandım? Ekolojik dengenin sağlığı için. Bu dünyalık olmuş o amel. Sen kurtarıyorsun ne için? Allah'ın işte rahmetine mazhar olmak için. Çünkü Allah böyle emretmiş, masumları koruyun demiş. Senin amelin daha büyük. Çünkü amelin büyüklüğünü belirleyen mana. Öteki tarafta geçen mana. Manayı kısa tuttuktan sonra onunla uzun mesafe alınmaz. Diyelim, burada bırakalım. Bu mevzu, yani kafirin ebediyen cehennemde kalışı konusu, Risale-i Nur'da tekrar tekrar konuşulan bir şey olduğu için ileride yine denk gelip üzerine konuşuruz. Belki bugün açamadığımız, söyleyemediğimiz, tam ifade edemediğimiz şeyleri o vesileyle ifade ederiz inşallah. Cenab-ı Hak o günlere kavuştursun bizi. Hem bir zulm-ü azimdir ki umum mahlukatın ve bütün esma-i ilahiyen hukukuna bir tecavüzdür. Tecavüz ne demek? Kelime manasına bakalım, oradan konuşalım. Saldırma demekmiş tecavüz. Biz nasıl saldırıyoruz varlığa küfrümüzle? Ya da haşa bizde yok da yani Allah korusun da yani insanoğlu diyelim küfrüyle nasıl saldırıyor varlığa? İşte inkarıyla, inkar da bir saldırı. Yani bir orkestra aynı şarkıyı çalarken birisi sabun koydum leğeneyi söylerse, mesela da orkestra var, Beethoven'un bilmem kaçıncı senfonisini çalıyor. Sen girdin oraya, sabunu koydum leğene diye başladın türkü söylemeye. Şimdi sen ben ne yapayım ki kardeşim, ben sadece kendi türkümü söylüyorum diyemezsin. Bu bir saldırı. O düzeni bozmak bir saldırı, orkestraya saldırı. Orkestra seni dövüp dışarı atsa hakkı var. Senden şikayetçi olsa hakkı var. Sen sadece ben türkü söylüyordum, kime ne zararım var, her koyun kendi bacağından asılır falan diyemezsin. Çünkü bütünle beraber senin de bir değerin oluyor. Bütünün görevini yapması da senin muhalefet etmemenle mümkün oluyor. Sessizce oturursan o iş olacak. Sinemada bazen böyle çok ses çıkaranlar olur. Herkes adama böyle, bazen kavga bile çıkıyor yani. Kardeşim sessiz konuşun, ne çok konuşuyorsunuz falan filan diye. E niye o 100 kişilik, 200 kişilik organizasyon, sinemada kaç kişi varsa herkesin sessiz durmasına bağlı. Sağlıklı bir şekilde işlemesi için.
gibi düşünün. De kafir de rahat durmuyor. Başka bir şey yapıyor. Hem bir zulmü azimdir ki, büyük bir zalimliktir ki, umum mahlukatın bütün esma-i ilahin hukukuna bir tecavüzdür. İşte şu hukukun muhafazası ve nefsi kafir, hayra kabiliyetsizliği küfrün ademi affını iktiza eder. Küfür, kainata topyekün bir muhalefet olduğu için varlığın, hayır zaten varlıksal olan demek, varlıksal olana, varlığın üzerine yaratıldığına, amacına bir muhalefet olduğu için onun affa kabiliyeti yok. Cenab-ı Hak onu affetmiyor. İnne şirke le zulmün azim. Muhakkak ki şirk pek büyük bir zulümdür. Şu manayı ifade eder. Lokman suresinin 13. ayetiydi. Tekrar hatırlayalım. Muhakkak ki şirk pek büyük bir zulümdür. Lokman suresinin 13. ayeti. Şu manayı ifade eder diyor. Kaç dakikamız kaldı? Hemen şu, o zaman son iki paragrafı da okuyalım. Bugün burayla vedalaşmış olalım. Tekrar dönmeyelim. Evet. Şahitler, muhbirler ise ana metne döndük. Yani tekrar 9. hakikatteyiz. Şahitler, muhbirler ise mesleklerinde, meşreplerinde, mezheplerinde muhtelif oldukları halde kemali ittifakla şu meselenin esasında müttehittirler. Kesretçe tevatür derecesindedirler. Keyfiyetçe icma kuvvetindedirler. Mevkice her biri nevi beşerin bir yıldızı, bir taifenin gözü, bir milletin azizidirler. Ehemmiyetçe şu meselede hem ehli ihtisas hem ehli ispattırlar. Halbuki bir fende veya bir sanatta iki ehli ihtisas binler başkalara müreccahtırlar ve ihbarda iki müsbit binler nafilere tercih edilir. Mesela Ramazan hilalinin sübutunu ihbar eden iki adam binler münkirlerin inkarlarını hiçe atarlar. Elhasıl dünyada bundan daha doğru bir haber, daha sağlam bir dava, daha zahir bir hakikat olamaz. Demek şüphesiz dünya bir mezradır, yani tarladır, mahşer bir beyderdir, harmandır, cennet, cehennem ise birer mahzendir. Böylece 9. hakikatin metni bitti. Tekrar dönelim, bu paragraflarda ne söylendi bize? Şahitler, muhbirler ise mesleklerinde, meşreplerinde, mezheplerinde muhtelif oldukları halde kemal ittifakla şu meselenin esasında müddeittirler. Yani haşrin olduğunu, ahiretin yaratılacağını bize haber verenler, peygamberlerden tut aleyhisselam, bütün o sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in, büyüklerimiz, Allah hepsinden razı olsun, ondan sonra gelen asfiyalar, evliyalar, arifler, dervişler, şeyhler, nice büyükler. Allah hepsine rahmet etsin. Demişler ki ya haşir var, ahiret var. İşte vahiy bunu söylemiş. O peygamberler kendi şeriatlarında kendilerine bildirildiğince haber vermişler. Evliyalar, asfiyalar keşfiyatlarına, tahkiklerine dayanarak söylemişler. Şimdi diyor ki hepsinin ittihad ettiği bir şey. Ve bu insanlar nasıl insanlar? Kesretçe tevatür derecesindedirler. Yani o kadar çoklar ki, o kadar doğru sözlü ve o kadar çok sayıdılar ki, bunların verdiği haber tevatür. Yani düşünün ki 1 milyon yalan söylemez adam aynı haberi veriyor. 1 milyondan da fazla da. 1 milyon da fazladır yani. Keyfiyetçe icma kuvvetindedirler. Yani onların ittifakı icma kuvvetinde. Çünkü onların alanı bu ve hepsi aynı kanaati söylüyorlar. İcma bir konuda ittifak etmek, yani aynı kuvvete varmak. Çığlık sesleri size geliyor mu bilmiyorum ama şu an küçük yeğenim Muhammed Salih çıldırmış gibi bağırıyor yukarıda. Çığlık atıyor, ağlıyor. Onun sesi belki size de geliyordur. O çocuğun ismi Muhammed Salih işte arkadaşlar. Böylece sesiyle tekrar bir tanışmış oldunuz. Derslerimizde çok misafir oluyor kendisi. Ehemmiyetçe şu meselede hem ehli ihtisas hem ehli ispattırlar. Yani bu din meselesi, maneviyat meselesi, ahiret meselesi onların ihtisas alanı zaten.
Bu insanlar o işe gönül vermişler, o işe emek sarf etmişler, o işi tahkik etmişler. Onların ihtisas alanında, nasıl ki tıp konusunda doktorlar konuşur, fizik konusunda fizikçiler konuşur, kimya konusunda kimyacılar konuşur, onların sözüne itibar edilir. Din konusunda da bunların sözüne itibar edilir. Hem ehli ispattırlar, yani ispat de diyorlar söylediklerini. Halbuki bir fende veya bir sanatta iki ehli ihtisas, uzmanlık sahibi, binler başkalara müreccahtırlar, tercih edilirler ve ihbarda iki müspit, iki ispat edici, binler nafilere tercih edilir. Mesela Ramazan hilalinin sübutunu ihbar eden iki adam, binler münkirlerin inkarlarını hiçe atarlar. Siz deseniz ki ya atom diye bir şey patlayamaz arkadaş, atomdan bomba yapılamaz. İki tane fizikçi nükleer bombayı yapsa, patlatsa, şimdi isterseniz sizden 1 milyon, 2 milyon, 5 milyon, 10 milyon tane olsun inkarcılardan, atomdan böyle bir şey olmaz diyenden. Adam yaptı patlattı kardeşim, bitti yani o mevzu. Daha senin inkarının bir hikmeti kalır mı? Veya işte filanca ilaç iyileştiriyor mu, iyileştirmiyor mu? 1 milyon kişi dediniz ki iyileştirmiyor. Adam 100 hastada kullandı, 99'u iyileşti. 90 iyileşti, 80 iyileşti. Şimdi daha bu işin tartışması kalır mı? Adam yapmış çünkü. Bunun gibi de bu insanlar, bu peygamberler aleyhisselam, sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in büyüklerimiz, asfiyalarımız, evliyalarımız, şeyhlerimiz, dervişlerimiz, arifi billahlarımız, bunlar bu konunun ehli ihtisası, uzmanı yani. Onların verdiği habere inanılır. Onların delili ne? Hem vahiyden, sünnetten var delilleri, hem hayatlarından, keşiflerinden, kerametlerinden var delilleri, hem de ahlaklarıdır delilleri. Aynı zamanda ahlakları da bir delilleri. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam bize emretmiş bir şeyi ama kendisi en intizamlı şekilde, en dikkatli şekilde ona göre yaşamış. Artık bu bir delildir. Demek ki dediği onun doğru. Kendisi de ona göre yaşıyor çünkü. Vesaire. Yani bu konuda böyle bilmem, bir hoca dinledim kafam karıştı, bir profesör dinledim kafam karıştı, bir falanca konuştu kafam karıştı olmaması lazım arkadaşlar. Ya biz Hanefi mezhebindeyiz. Hanefi mezhebinin mesela kaç yıllık tarihi var? 1000'den fazla, 1000 yıldan fazlalık bir tarihi var yani. 1000 yıldır bir hükmü söylemiş. İşte en son Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği fetvadan sonra tartışma çıktı. Şunlar şunlar yenemez diye deniz canlılarının bazıları. Hanefi mezhebinde böyle kendi usulünde, sisteminde onun delil olarak kullandığı rivayetler var. İşte başvurduğu şeyler var. Ve bizde bu iş böyle, bu 1000 senedir böyle, yeni değil yani. Abi işte ya Hanefi mezhebinde böyleymiş, işte bunlar niye bu çağda bunlarla uğraşıyorlar, hadi midyemize niye karışıyorlar? Yahu adam oturmuş, çalışmış size din nasıl sistemli bir şekilde ulaşsın, kafanızda acaba kalmasın diye. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinden tut, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed, İmam Züfer, Allah hepsinden razı olsun, çalışmışlar. Tıpkı onlar gibi İmam Şafii, İmam Ahmet bin Hanbel, İmam Malik, Allah hepsinden razı olsun, hepsinin şefaatine bizleri nail eylesin. Ve onların talebeleri ne için çalışmışlar? Yahu arkamızdan gelecek avam-ı müslimin, işte bizim gibi cahiller, acaba da kalmasın, ya şunu yemek doğru mu değil mi? Bunu yemek caiz mi değil mi? Bunlar da acaba da kalmasınlar, dinin her köşesi tebeyyün etsin, tebellür etsin. Ve Allah'ın razılığı, razı olmadığı ortaya çıksın. Zaten fıkıh nedir? Allah'ın razılığını anlamaktır yani. Razı olmadığını, razılığını anlamaktır fıkıh. Neyden razı, neyden razı değil, bunu anlamaktır fıkıh. Ayetlerle, hadislerle, usul çerçevesinde, o usulü de tabii hadislerden, ayetlerden çıkarmışlar. Çalışmışlar, getirmişler, bize intizamlı bir sistem koymuşlar. Ahir zamanda midye yemek isteyen Hanefiler ya da Hanefiliğinin şuurunda olmayan müminler diyelim. Ya böyle şey olur mu? Abi sen bilmiyorsun ya, cahilsin. Hevane hevesine uyup bunlara diklenme yani. Yani de ki ya ben o zaman Şafii mezhebine göre amel ediyorum. O da olursa aslında hoş bir şey değil ama.
Hani çok mezhepler arası geçiş yapmak da ulemamız iyi bakmamış buna ama bari hani öyle bir şey söyle. Ya bu zamanda bunlarla uğraşılır mı? Kusura bakma, uğraşılır. Çünkü dini en iyi anlayanlar o dinin kaynağına en yakın olanlardır. Sen şimdi geldin, domuz eti bile konusu önünde çok sesin çıkmıyor. Kimiler için söylüyorum tabii, genel Müslümanları ondan hariçte tutalım. Ama kimisi var ki domuz etini bile yiyor, yani önemsemiyor işte. Övünen bile oluyor ya, işte şu kadar domuz etini şu kadar dakikada yedim diye. Tweet atan bile oluyor mesela. Görmüşsünüzdür öyle şeyleri. Şimdi siyasete girmeyelim. Yahu şimdi senin hevan, hevesin, açlığın, huyun, batı hayranlığın şunun bunun mu belirlesin dini yani? Bu mu olsun? Hayır. Elbette din mezhep imamlarımızın ve onların peşinden gelen salih ulemanın belirlediği çerçevede kalsın. Sen günaha giriyorsan günah olduğunu bilerek gir, bari ahiretini yakma. Falan filan, bu da işte hariç bir mevzu olarak girdi, üzerine çok konuşmayalım. Çok konuşan var zaten. Mesela Ramazan hilalinin sübutunu ihbar eden iki adam binler münkirlerin inkarlarını hiçe atarlar. Evet, az önceki verdiğimiz örnekle de açıldı bu konu. Elhasıl dünyada bundan daha doğru bir haber, daha sağlam bir dava, daha zahir bir hakikat olamaz. Demek şüphesiz dünya bir mezradır, tarladır. Mezra, tarla demek yanlış bilmiyorsam. Hemen bakıyorum. Tarla, evet. Dünya bir mezradır. Mahşer bir beyderdir, harmandır. Yani ektin, sonuç alacaksın. Cennet, cehennem birer mahzendir. Oradaki sonuçlar oralarda depolanacak, mahzenlerde duracak diye üstad böyle güzel bir tarla benzetmesiyle de olayı toparladı. Cenab-ı Hak bu alemde bir şeyler ekiyor. Biz farkında olalım olmayalım. Biz her ne kadar kendi fani hayatımızı asıl amaç gibi görsek de asıl burada bir şeyler ekiliyor, biçilecek ve o biçilenler de ebedi alemin ham maddesi olacak. Yapı taşı olacak. Asıl mevzu bu. Biz bu geçiş sürecini fazla abartmamalıyız. Abartmamak derken bağlanmak noktasında abartmayalım ama imtihan olmak konusunda abartabiliriz elbette. Cenab-ı Hak bu hakikatlerden, bu sırlardan hissemizi ziyade eylesin. Kırtlağımızdan aşağı indirebilmeyi, hayatımıza katabilmeyi hepimize nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahumel hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.